Selamlar herkese. Ben İlter Alp'tan Harmony Güral. Bugün birlikte Faker'ın Orta Koridor'da Cassiopeia oynayışını seyrediyor olacağız. Oldukça kısa bir oyun fakat erken aşamada domine etmeyi başardıkları bir oyun. Bu yüzden özellikle incelemek istedim. Cassiopeia değişikliklerinden sonra Faker'ın Cassiopeia oynadığına ilk defa denk geldim. Belki yeterince iyi takip etmediğimden. Fakat oldukça agresif oynadığını düşünüyorum. Bu yüzden sizlere de göstermek istiyorum. Birlikte analiz etmek istiyorum bu maçı. Cassiopeia sezon ortasında büyük değişiklikler aldı. Bunun sonrasında oldukça güçlendiğini söyleyebiliriz. Oyun yapısı birazcık değişti fakat güçlendi. Kullandığı kabiliyet ve rünleri göstermek istiyorum size. Rünler bu şekilde: kırmızılar büyü nüfuzu, sarılar seviye başına can, mavilerde 6 tane seviye başına bekleme süresinde azalma, 3 tane seviye başına yetenek gücü, cevherleri ise tamamen yetenek gücü şeklinde. Kabiliyetlerine baktığımızda 18, 0, 12 girdiğini görüyoruz. 18 verme nedeni uzaktan Q ile dürtmek olduğunu düşünüyorum. 0-12 kısmında hani sağ tarafı tercih etmesinin nedeni de ben özellikle şuna yoruyorum. Bir, Sihirdar büyülerinin bekleme süresini kısaltması Cassiopeia'nın gerçekten işine yarıyor. Özellikle sıçra ultiyi düşünürsek, daha doğrusu ulti sıçrayı düşünürsek animasyon iptali birlikte. Ve bunun öncesinde aldığı kabiliyetinde kalkan ve iyileştirme etkilerini arttıran kabiliyetinde şöyle bir özelliği var. Eğer Cassiopeia E yeteneğinin zehirlenmiş bir hedefe atarsa hem ekstradan büyü hasar veriyor hem de kendine can kazanıyor. Bu iyileştirme etkisini daha da arttırmak amacıyla bu şekilde bir tercih yapmış diyebiliriz. Koridorda gerçekten çok agresif. Sürekli Q yeteneğini kullanarak rakibi dürtmeye çalışıyor. Cassiopeia'nın yeteneklerini çok kısa bir şekilde söyleyelim. Pasifi, yani bu değişikliklerden sonra pasifi artık Cassiopeia ayakkabı alamıyor şeklinde. Ayakkabı alamıyor fakat seviye başına 4 hareket hızı kazanıyor. Eğer herhangi bir hareket hızı arttıran eşya almazsa 18. seviyede 400 hareket hızına sahip oluyor. Bu arada Gragas seviye 2 baskını için geldi. Şu an bekliyor. Doğru anı bekliyor. Ezreal'ın Cassiopeia'nın üzerine gitmesini bekliyor. Cassiopeia'nın manası olmadığı için belki böyle bir şey yapabilir diye düşündü ama sonrasında vazgeçti. Daha fazla zaman kaybetmek istemedi. Orada neden girmedi diyebilirsiniz fakat şöyle bir durum var. Eğer hani emin olmadan girmiş olsaydı yerini belli etmiş olurdu. Bu rakip ormancının Gragas'ın ormanını girmesine neden olabilirdi ya da başka bir koridora daha rahat bir şekilde baskın atmasına neden olabilirdi. Bu arada Gragas tekrar buraya geldi. Buradaki güçlendirmeyi çarp ile kestikten sonra Ezreal'ın attığı totemi de kesmeyi başardı. Cassiopeia'nın diğer yetenekleri Q yeteneği, oyun başından beri kullandığı küçük bir alana zehir uygulayan bir yetenek. İsabet ettiği birimleri 3 saniyeliğine zehir altında bırakıyor. Ayrıca bu birimlerden biri eğer şampiyon olursa Cassiopeia hareket hızı kazanıyor. W yeteneği oldukça büyük bir alana kullanılan bir zehir yeteneği. Bulunduğu alana yere sabitleme gibi bir etki uyguluyor. Yani şu an tam ismini hatırlayamadım. Çünkü yeni çıkan bir kitle kontrolü bu. İngilizcesi grounding şeklinde geçiyor. Atılma yeteneklerini iptal ediyor ve kullanılamamasını sağlıyor bu sırada. Aynı şekilde sıçra vesaire de kullanılamıyor. Thresh Lantern, sıçra, bir dakika, sıçradan tam emin değilim ama Thresh Lantern gibi yeteneklerle de basılmıyor bu sırada. Bu arada çok güzel bir ilk kanallar. Gragas orta koridordan vazgeçmedi. Her fırsatta orta koridorda baskın arayarak burada ilk kanı dökmüş oldular. Şimdi birlikte koridoru ittiriyorlar. Bu sayede Ezreal olabildiğince büyük bir zarara uğramış olacak. Cassiopeia'nın E yeteneği zaten asıl hasar veren yeteneği. Eski halinde E yeteneğini bu kadar hızlı bir şekilde kullanabilmesi için zehirlenmiş bir hedefe E yeteneğini kullanması gerekiyordu. Değişikliklerle birlikte bu olay tamamen farklılaştırıldı. E yeteneğinin bekleme süresi her halükarda 0,7 saniyeden başlıyor. Fakat eğer zehirlenmiş bir hedefe kullanılırsa ekstradan büyü hasar veriyor. Bunun yanında da kendine bir iyileştirme kazanıyor. Cassiopeia'nın şu anki sıkıntısı mana diyebilirim. Çok çabuk bitiyor manası. Bu arada ilk eşya olarak pırıltı aldı. O, geri sattı. Tamam. Ne oluyor dedim. Ya hiç beklemiyordum. Pırıltı ne alaka diye düşündüm. Tanrıçanın gözyaşı düşünüyordum. Çünkü bu mana sıkıntısı nedeniyle Tanrıçanın gözyaşı gerçekten gerekli diyebiliriz. Zaten sürekli yetenek kullanan bir karakter olduğu için Tanrıçanın gözyaşını da çabuk bir şekilde dolduruyor. Ayrıca Tanrıçanın gözyaşı harcanan mana miktarının %15 kadarını geri kazandırdığı için özellikle bu tarz şampiyonlarda iyi bir işlevi var diyebiliriz.
Gördüğünüz üzere gerçekten çok agresif bir şekilde oynuyor. Hatta skor mu alacak tekrar? Evet. O kadar agresif oynadı ki inanılmaz yani. Aldığı avantaj seviye avantajından ziyade o kadar önemli bir avantaj değil çünkü aldığı eşya sadece ekstradan bir kuvvet kitabı. Artı 20 yetenek gücü. Tanrıçanın gözyaşının verdiği bir hani hasar anlamında öncelik yok. Buna rağmen doğrudan koridorda skor çıkartmayı başardı. Yani Kasiopeya'nın gücünü gerçekten görüyoruz burada. Bitkinlik bile kullanmadı. Bu arada bitkinliğin bir diğer olayı da rakibin büyü direncini ve zırhını azaltması. Yani herkes hasar azaltıyor, yavaşlatıyor şeklinde biliyor fakat bitkinin zırh ve büyü direnci düşürdüğünü nedense çoğu kişi bilmiyor. Özellikle bu yüzden önemli. Kasiopeya bitkinliği kullandığında zehirle birlikte E yeteneğini kullanmaya başlamışsa, o spam'e başlamışsa inanılmaz bir hasar çıkartıyor ortaya. Faker'ın çok yaptığı bir şey var. Şuraya sürekli totem atıyor. Yani kulenin menziline girmeyecek şekilde, yani rakip için görünmez olacak o totem ama olabildiğince kuleye yakın bir menzille koyuyor bunu. Hem agresiflik yapmak konusunda çok işe yarıyor, rakibin tam olarak nerede olduğunu görmek adına ya da base atak atıyorsa haberi olması adına. Bu arada tekrardan neredeyse skor alıyordu. Bitkinliğini kullandığı Ezreal buradan kaçabilmek için arınlarını harcamak durumunda kaldı. Bununla birlikte rakip orta koridor oyuncusu ormana giriyorsa da haberi oluyor bu sayede. Çoğu orta koridor oyuncusu keskin gagaları kesmeyi tercih ediyor erken aşamalarda başlayarak. Bundan da haberdar olmuş oluyor. O totemin birden fazla etkisi var. Onu daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyor olacağım. Ama Faker'ın çok karakteristik bir özelliği diyebiliriz. Sürekli oraya totem kullanıyor. Şu anda dakika 8 itibariyle 61 milyona sahip. Sadece Lucian var. Ondan daha fazla milyon kesmiş olan. Bu arada üst koridor Rammus görüyoruz bu oyunda. Kore'de iyice oynanmaya başlandı. Rammus üst koridor. Açıkçası üst koridor metası garip bir hal aldı. Şampiyon havuzu şu an bir darlık döneminde gibi. Bu darlığın tekrar genişleyebilmesi açısından farklı şampiyonlar deneniyor diyebilirim. Hani profesyonel aşamaya ne kadarı aktarılacak bilmiyorum. Hani tekli dereceliyle profesyonel aşama tabii ki farklı. Hani tekli derecelinin oluşturduğu olay da tabii ki meta olarak adlandırılabilir. Yine de hani profesyonel aşamayı da görüp gerçekten en etkili şampiyonları da seyretmekte fayda var. Profesyonel oyuncular bunu bir iş olarak yaptıkları için hani ucunda gerçekten hayatta bir yerlere ulaştıkları için en ince detayına kadar düşünüyorlar bu tarz şeyleri. Daha çok profesyonel oyunculardan daha çok koçları düşünüyor ama olsun. Profesyonel oyuncuların da tabii ki bir sürü fikri oluyor bu yönde. Koçlarıyla birlikte düşünerek ortaya koyuyorlar diyebilirim. Ama profesyonel arenada hani koçların ve analistlerin çok büyük bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Buraya attığı görüş toteminin şöyle bir önemi var. Bir, mavi almaya giderken bu alanda rahatsız edilme çok yaygın olarak yapılan bir şey. Hem bunun önüne geçiyor, oraya atılan totemlere kesmesini sağlıyor, maviye giderken rahat etmesini sağlıyor. Orta koridora birden fazla baskın rotasyonu olduğu için sağ taraftan gelecek bu şekilde kuleye yakın bir baskından da korunma sağlıyor. Ve orada duran bir pembe totem kolay kolay kesilemediği için neredeyse oyun boyunca size bir görüş imkanı sağlıyor. Hani 75 altının değerini fazlasıyla katlıyor. Bu arada gördüğünüz üzere dakika daha 10 ama sürekli etrafta dolaşarak oynuyorlar.
Daha hiç ultisini kullanmamış. İlk defa ulti kullandı bu durumda. Buradan da bir skor çıkaracaklar gibi. Evet. Mavi Kasiopeya'nın çok işine yarıyor. Eğer Kasiopeya oynuyorsanız ormancınızdan özellikle rica edin. Maviyi size vermesi açısından. Hem mana problemi çekmemeniz hem de yeteneklerinizi daha sık kullanabilmeniz açısından oldukça önemli bir etkiye sahip. Q yeteneği eğer bir şampiyona tutturulursa hareket hızı veriyor demiştim. Hani ilk başta ayakkabı alamaması oldukça olumsuz bir etkiye sahip. Oyun başı için söylüyorum. Sonrasında kazandığı hareket hızı bunu nötrlüyor. Avantaj haline geliyor. Fakat oyun başında sıkıntı olabiliyor. Bu hareket hızı dezavantajını Q'larını sürekli rakip şampiyonlar üzerinde tutturarak nötrleyebiliyor. Az önce gördüyseniz W kullandığı hedefte farklı bir animasyon beliriyor yanında. Geçilmez tabelası gibi. O da grounding denen yeni kitle kontrolü temsil ediyor. Dakika 12'de 107 minyonu var. Faker'ın en önemli özelliklerinden biri de hani ne kadar aksiyonlu bir oyun oynarsa oynasın çok fazla minyon kesiyor. Hani minyonda hiçbir şekilde geri düştüğünü görmüyoruz diyebilirim. Ya, tabii ki kötü oyunları oluyor. Hani Faker'ın da feedlediğini gördük açıkçası. Ama tabii ki oran çok daha nadir. Bu arada canı çok az olmasına rağmen yine de agresiflik yapma cesaretini kendine bulabiliyor. Ultisi var, sıçrısı var. Bunlara güveniyor. Aynı zamanda ileride. Ezreal oranla oldukça ileride. Ezreal'ın şu an kullandığı eşya dizilimi oyun başında iyice güçsüz olmasına neden olan bir eşya dizilimi. Zaten hani Ezreal oyun başında pek de güçlü olmayan bir şampiyon. Ama bunun yanında bir de tırpan aldığınızda yanında bir de Tanrıçanın gözyaşı. İki tane oyun başında hiçbir savaş gücü vermeyen, tamamen oyun ortasına daha güçlü bir şekilde girmek üzerine olan eşyalar olduğu için savaş gücü gerçekten düşük. Kasiopeya gerçekten harcayabilir yani böyle bir Ezreal'ı. O yüzden canı az olsa da korkması için bir neden yok. Neredeyse dakikaya yetişmek üzere minyonda. 124 minyon 13. dakika. Baş melek kasası aldı. Tamamladı eşyasını. Baş melek kasasını derken aldığınızda daha erken bir şekilde bitirebiliyorsunuz eşyayı. Aynı zamanda verdiği aktif güç de oldukça önemli. Özellikle değişikliklerden sonra baş melek asası daha da ideal bir eşya oldu bu arada. Bu arada bahsettiğim olay buydu. Animasyon iptal diye. Önce ultiye basıyorsunuz, sonra sıçratıyorsunuz. Hatta tekrar göstereyim bu olayı. Birazcık daha yavaş bir şekilde. Şimdi Kasiopeya ulti atarken öncesinde bir hazırlanma dönemi var. Bu animasyon oluyor. Animasyonun iptali de sıçra büyüsüyle birleştirilerek ortadan kaldırılıyor bu dezavantaj. Ağır çekimde gösteriyorum. Ezreal orada boş yakalıyor. Önce ultiye basıyor, sonrasında sıçra atıyor ve Ezreal'ı hazırlıksız yakalayarak orada gerçekten rahat bir şekilde skoru alıyor. Eğer sıçra ulti yapmayı deneseydi bu animasyonun süresiyle birlikte Ezreal E yeteneğini kullanarak oradan kaçabilirdi. Ama fırsatı gördü. Ezreal'ın reaksiyon gösteremeden sersemlemesi için ulti sıçra yaptı ve skoru almayı başardı. Eğer Kasiopeya oynamayı düşünüyorsanız mutlaka bu animasyon iptali konusunda kendinizi geliştirin. Gerçekten takım savaşının kaderini değiştirecek türden bir animasyon iptali olduğunu söyleyebilirim. Ama
A'dan Z'ye serisine tekrardan devam etmek lazım. Eski A'dan Z'ye de bunu anlatmıştım Kasiopeya'da. Şimdi tamamen değiştiği için her yönüyle serisinde tekrardan anlatmak gerekecek. Yakın zamanda başlayacağım umarım. Biraz yaza kaldı gibi ama. Bu arada çok konuşuyor olduğumu söyleyenler oluyor bu analiz serilerinde. Seyir zevkinizi bozmak istemiyorum açıkçası. Ama hani amacınız eğer Faker'ın oyununu seyretmekse, Faker yanılmıyorsam Azubu'da yayın yapıyor. Bu yayınları mutlaka YouTube'a düşüyor. Bunun yanında siz de Lol King'den işte ya da diğer çeşitli sitelerden Faker'ın oyunlarını bulup tek başınıza seyredebilirsiniz. Benden seyretmenize gerek yok illaki. Ben özellikle hani bu yorumlamayı yapmak için çekiyorum bu videoları. Yine de eleştirilerinizi dikkate alıyorum tabii ki. Olabildiğince kendimi geliştirmeye çalışırım. Eğer beğenmediğiniz bir nokta varsa anlatmaktan, bana söylemekten çekinmeyin. Tabii ki hani bunu şey için söyledim. Eleştiri yapmanın da belli bir üslubu var. Ne çok konuşuyorsun, az sus falan demek de tam bir eleştiriye girmiyor yani. Dakika 16, 14-6 şekilde öndeler. Hani bunun en büyük nedenlerinden biri de bir Ezreal'ın çok etkisiz olması. Özellikle oyun başında bu kadar güçsüz bir şampiyonun üzerine basıla basıla zayıf yönlerinin üstüne gidilerek domine edilmesi diye düşünüyorum. Bununla birlikte her analiz videosunda görüyoruz ki Kore'de oyunlar çok çok daha aktif bir şekilde ilerliyor. Hani diğer sunucularda da bu dinamik var. Fakat Kore'de dakika 5 oldu mu haritada sürekli dolaşan bir destek, ormancı, üst koridor vesaire görmeye başlıyorsunuz. Özellikle destekler koridorda durmuyor neredeyse. En ufak zaman dilimini değerlendiriyorlar. Hemen bir baskın denemesi için rakip ormana girmeye çalışmalar başlıyor yani. İlerlerken Q yeteneğini kullanmasının nedeni Seraph'ın şefkatini tamamlamaktı, yanılmıyorsam. Orada tam göremedim ama. Zaten mavi varken üzerinde önemsemesine de gerek yok. Zhonya'yı tamamlamadı. Riley'nin kristal asasını aldı. Cassiopeia için bir diğer önemli eşya Riley'nin kristal asası. Q yeteneğini tutturduktan sonra hareket hızı kazanıyor. Evet, bu doğru. Ama bunun yanında yavaşlatmayla birleşince gerçekten rakibin kaçmak için bir opsiyonu kalmıyor. Cassio'nun en önemli eşyası diyebiliriz. Bence Riley'yi asıl gücünü veren eşyalardan biri. Koridorda olay var. Faker orta koridoru ittirmeyi tercih edecek bu olay sırasında. Zaten takım savaşının bittiğini gözlemledi muhtemelen. Şu an Faker'ın gözünden bakamıyoruz ama orada üst koridora bakıp canların az olduğunu gördüğü anda orta koridordan ittirmeye karar verdiğine eminim yani. W yeteneği minyon temizleme konusunda da çok iyi oldu Cassiopeia açısından. Yani eski W'su da bunu sağlıyordu aslında. Rahat bir şekilde minyon dalgasını temizleyebiliyordu Cassiopeia. Ama bu yeni W çok daha büyük bir alanı kapsadığı için tek bir minyon dalgasını sadece W sonrasında E'leri ile birlikte temizleyebiliyor. Bu arada yetenek fulleme sırasına bakalım. İlk Q mu fulledi, E mi fulledi? Bunu ben dikkat etmedim açıkçası. Şöyle yapalım. Şu an dakika 19-11. Dakika 10'u alalım. O şekilde bakalım. Evet, ilk olarak E yeteneğini fullemiş. E yeteneğinden sonra Q yeteneğini fullemeye başlamış. W'yu sona bırakıyor. Az önce bulunduğumuz noktaya geri dönelim. Dakika 20, Baron çıkar çıkmaz kesmeye karar verdiler. O derece güçlüler şu anda. Cassiopeia bu arada Baron kesme konusunda
en güçlü şampiyonlardan biri. Hani en hızlı baron kesen şampiyonlar arasında sanırım ilk üçte. Sabit duran bir hedef olduğu için baron sürekli yeteneğini ve zehirlemesini kullanabiliyor. Bu arada Seraph'ın şefkati bitmesine rağmen mesela şu an mana sıkıntısı çekiyor. Bu mana sıkıntısı kolay kolay kaybolmuyor. Yani yeni Kasiopeya'da gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Gereksiz yere yetenek kullanmamak gerekiyor. Ne yaptığını bilerek, dikkat ederek oynamak gerekiyor. Bu arada dalga geçti. Pardon, dalga falan geçmedi. Burada mavi takım 4 kabul 1 red oyuyla pes etti. Yasını görünce muhtemelen bıraktı orada. Bir şeyler yapmıyor. Anduşuna ölmüş oldu. Böyleydi. Oldukça kısa bir oyundu. Söylemiştim zaten kısa olacağını. Fakat ne kadar iyi bir şekilde domine edebildiğini gördük. Bir tane skor alma avantajıyla birlikte o sırf seviye avantajını bile kullanarak doğrudan koridorda birebir de skor çıkarttı. Cassiopeia'nın ne kadar agresif bir şekilde oynanabileceğini bize gösterdi. Animasyon iptalini nasıl kullanabileceğini gösterdi. Bunun yanında Kore'nin dinamik oyun tarzını tekrardan görmüş olduk. Dakika 20'de 21'de biten bir oyunla karşılaştık yine. Daha rekabeti bol maçları da analiz ediyor olacağız. Sadece Cassiopeia'yı bu şekilde görmek istiyordum açıkçası. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın.